Pusulasından herkese merhaba. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nurgün Bal bizlerle birlikte yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Bugün bölüm hakkında sizden detaylıca bilgi almak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı, tanımı nedir sizden dinleyelim. Tabii memnuniyetle. Bizim bölümümüzün bildiğiniz gibi turizm bölümüyüz ve çok da geçerli, popülaritesi olan yüksek bir bölüm. Fakat bir takım bazen dezavantajları da olabiliyor tabii ki. Onun dezavantajlarını da şu anda yaşamaktayız pandemiden dolayı. Fakat her zaman için çok fazla talepte olan bir bölüm. Biz öğrencilerimizi daha çok aslında tüm dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim bölümümüzde Beykent Üniversitesi olarak ve yurt dışındaki üniversitelerden de baz alarak derslerimizi onlarla uyumlaştırarak, çünkü malumunuz Erasmus sistemine de bağlıyız. O nedenle derslerimiz üniversal bir şekilde, yani dünya çapında küreselleşme ve işte diğer bir adıyla globalleşme çerçevesi adında yürütülmekte. Ve tüm dünyada turizm eğitimi gören her öğrenci gibi biz de son tekniklerden ve son değişimlerden her zaman için yararlanarak derslerimizi yürütmekteyiz bölümümüzde. Peki bölümün dersleri ve ders yapısı ve içeriği daha doğrusu nedir? Öğrenciler hangi oranda eğitimde, teori ve pratikte hangi oranda eğitim almaktalar? Şu şekilde açıklayayım. Bizim gerçekten çok önem verdiğimiz bir konu var. O da şu ki bir turizm bölümünden mezun olan kişi bildiğiniz üzere sadece tahmin edildiği şekilde, çünkü piyasada böyle daha çok zannediliyor, bir otele girip çalışması bekleniyor. Fakat bunun yanında tabii ki yan kolları da var turizm bölümü dediğimiz zaman. Bunların içerisinde acentecilik söz konusu, işte ticketing denen bir bölüm var, o söz konusu. Seyahatler söz konusu, aynı zamanda işte otellerde de çalışabiliyorlar. Fakat oteller de bir işletme oldukları için otel departmanları açısından da öğrencilerimize çok detaylı bilgiler vermek durumundayız. Çünkü bir turizm öğrencisi turizm bölümünü bitirdikten sonra bir işletmeye girip çalıştığında turizmle alakalı olarak tabii ki birdenbire üst seviyelere gelemiyor hiyerarşik olarak, malumunuz. Biz tabii ki öğrencilerimize bir vizyon kazandırmak istiyoruz ve çok iyi yerlere geldiklerinde onların aynı zamanda iyi birer yönetici olmalarını da bekliyoruz ve istiyoruz. Bu yönde de kendilerini geliştirmek adına bölümümüzde işletmenin tüm kollarına da yer vermekteyiz. Yani bir işletme fakültesinde aslında hangi dersler okunuyor ise onların küçük bir alt yapı oluşturarak tüm dersleri onlara vermekteyiz. Yani tabii ki detaylı olarak bir turizm fakültesinin gerektirdiği dersler yanında biz insan kaynakları, yönetim, organizasyon, örgütsel davranış, muhasebe vesaire gibi, hatta ve hatta istatistik gibi konularda da öğrencilerimize dersler vermekteyiz, eğitimler vermekteyiz ve bunun da geri dönüşlerinin çok iyi alıyoruz, olduğunu görüyoruz işletmelerden, çünkü bize bir takım geri dönüşler oluyor, özellikle staj yaptıkları zaman öğrencilerimiz. Geri dönüşlerimiz oluyor karşılıklı olarak, hem staj yaptıkları işletmelerden hem bizlerden de tabii ki. Çok çok büyük güzel yorumlar alıyoruz ve böyle devam etmemizin çok doğru olduğunu ve çok iyi bir bölüm olarak yolumuza devam ettiğimizi söylüyorlar bize. Peki stajdan bahsettiniz. Staj noktasında öğrenciler tam olarak nerelerde tercih ediyorlar? Sizler akademisyenler olarak onlara ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Şöyle olmakta, biliyorsunuz işletme veya işte turizm bölümü denildiğinde interaktif bir durum söz konusu. Yani insanlarla sürekli bir iletişim içerisinde bulunulması gerekiyor. Ve tabii ki kaçınılmaz olarak bizim onlardan staj beklememiz çok doğru bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde ve dördüncü sınıfın ikinci döneminde olmak üzere İki ayrı staj bekliyoruz kendilerinden. Bunların her ikisi de 25 gün olmak üzere. Toplamda okulu bitirdiklerinde 50 gün staj yapmış oluyorlar.
Fakat şöyle bir geri dönüş de alıyorum. Çoğunlukla öğrencilerimiz staj yaptıkları yerlerde, işletmelerde devam ediyorlar ve bu da bize çok mutluluk veriyor tabii ki tercih edilmeleri açısından. Çünkü sadece turizmle alakalı değil de işletmenin tüm yapısıyla alakalı konulara vakıf oldukları için çok büyük bir avantaj elde etmiş oluyorlar mezun olduklarında. Tabii ki ve öğrencilerimiz çok enteresan. Bazı okullarda ben duyuyorum çok fazla staj yapacak yer bulamama sıkıntısı var. Fakat bizim okulda, üniversitemizde hiç böyle bir şey söz konusu olmuyor. Yani ben çok az öğrencimden hocam ben yer bulamadım acaba yardımcı olabilir misiniz diye bir destek istediklerini kolaylıkla kabul alıyorlar. Bu da çok mutluluk verici gerçekten bizim için. Erasmus'tan bahsettiniz. Erasmus'a katılım şartları nelerdir? Öğrenciler Erasmus'la ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Çok fazla giden var mı? Hangi ülkelerde var? Birazcık bu konuda bilgi alalım. Bir yurt dışı bağlantılarımız çok güçlü Beykent Üniversitesi olarak diğer bölümlerimizde de Erasmus söz konusu tabii ki. Bir de bu kültürler arasındaki değişim de gidip başka kültürleri tanımak, oradaki yaşayan insanları izlemek, görmek, tarihi yerlerden feyz almak da tabii ki çok önemli. Özellikle turizm bölümü öğrencileri için çok büyük yarar sağlıyorlar. Çünkü kültürler arası değişim öğrencilere bir vizyon kazandırıyor. Çünkü Erasmus'tan bize gelen öğrenciler de oluyor. Tabii onların da arkadaşlarıyla bizim buradaki öğrencilerimizle kaynaşmış olmaları da çok büyük avantajlar teşkil etmekte. Ben buraya not almıştım. İzninizle onu paylaşmak istiyorum. Hangi ülkelerde Erasmus'unuz söz konusu üniversitelerde? Hollanda'da iki üniversiteyle anlaşmamız var. Bulgaristan'da bir üniversiteyle, yine Macaristan'da iki, Finlandiya'da bir ve Polonya'da iki üniversite olmak üzere Erasmus değişim yapabiliyoruz tabii ki. Fakat Erasmus eğitimine gitmek için yurt dışına tabii ki bir baraj olarak lisan olması gerekiyor. Muhtemelen İngilizce tabii ki tercih ediliyor. Oradaki eğitim sisteminin hangi dille yapıldığına dair. Genellikle burada da görmüş olduğunuz gibi ortak dil İngilizce olmakta. Bundan dolayı tabii İngilizce'de bir baraj puanı olması gerekiyor. Erasmus tarafından zaten tüm öğrencilerin ortak bir puanlaması olması gerekiyor. İşte bir sınavına giriyorlar veya yeterlilikleri var ise onu beyan ettikten sonra gereken işlemler bizim üniversitemiz tarafından yapılıyor. Yani tek başlarına asla bırakılmıyorlar. Not ortalamalarına göre başvurularında bulunuyoruz biz Erasmus bölümümüzle birlikte ve karşıdan kabul geldiği zaman da elimizden gelen tüm gayreti ve desteği vererek öğrencilerimizi gönderiyoruz ve çok çok iyi geri dönüşler oluyor. Gelip bana birebir teşekkür eden arkadaşlarımız oluyor. Bunun yanında mesela öğrenci değişimleri de olabiliyor Erasmus dışında. Mesela staj, işte work and travel gibi durumlar da tabii ki söz konusu. Gerçekten bunlar da öğrencilerimize çok büyük yarar sağlıyorlar. Vizyonlarının gelişimi açısından da çok büyük destek olmuş oluyor tabii ki. Peki Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın avantajları nelerdir? Şöyle diyeyim, en büyük avantajımız aslında onların bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlamak. Dediğim gibi her açıdan onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece spesifik olarak turizm alanında değil de dediğim gibi bir istatistik alanında da. Çünkü biliyorsunuz istatistik her alanda mevcut. İşte raporlama, bitirme çalışmaları yapıyoruz, projeler hazırlatıyoruz kendilerine. Ve ben bölüm başkanı olarak da bir başka hocalarımıza da son derece saygılıyım, diğer bölümlerdeki hocalara da. Fakat ben mesela bu proje çalışmalarını ya da bitirme çalışmalarını mutlaka yapmaları gerekiyor mezun olabilmeleri için. Mesela öğrencilerimize böyle bir serbestlik tanıyoruz bölüm olarak. Diyoruz ki siz istediğiniz, kendiniz açısından içselleştirdiğiniz ve ileride üzerinde durmak istediğiniz herhangi bir konuda, tabii ki turizmle bağlantılı olmak üzere, konu seçebilirsiniz diye böyle bir özgürlük veriyoruz kendilerine. Tabii ki böyle olunca onlar da kendilerini çok rahat hissediyorlar ve tüm bu birikimlerini 4 sene boyunca, daha doğrusu 3,5 sene boyunca diyelim, yaptıkları tüm birikimleri, tüm çalışmaları koyarak çok güzel mesela çalışmalar ortaya koyuyorlar, bitirme çalışmaları ortaya koyuyorlar. Bunun da sebebi aslında bir işletme hakkında veya bir sektör hakkında detaylı olarak nasıl bilgi sağlanabilir veya bir işletme olarak baz olarak aldığımızda
bir örgütü nasıl tanımlayabiliriz? Bunu turizme uyarlayarak çok da başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Dediğim gibi sadece bir turizm alanında gelişmişlik yanına aynı zamanda ekonomiden de bahsediyoruz onlara, iktisat dersleriyle birlikte işletmeden bahsediyoruz ve bir sürü psikoloji, örgüsel davranış tabii işin içerisine giriyor buralarda, muhasebe, finans, bunların hepsi onların gerçekten çok güçlü birikimlere ve bir altyapıya sahip olmalarını sağlıyor ve destekliyor. Peki bir akademisyen olarak bu bölümü tercih eden, bu bölümü hali hazırda okuyan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki kendilerinin çok iyi birikimlerinin olacaklarından emin olsunlar bizim üniversitemize geldikleri zaman. Çünkü altyapıları çok sağlam oluyor. Sadece turizm alanında değil, her türlü her konuda deneyim sahibi olabiliyorlar. İşte ekonomik konjonktürden tutun küresel yapılanmaya kadar dış ülkelerde, dış ilişkilerde neler olabiliyor? Çünkü biliyorsunuz turizm demek turistlerin bize gelmesi veya yurt içinden yurt dışına da gitmesi, acenteler aracılığıyla kültürler arasındaki değişim nasıl olmakta? Bunu da çok iyi öğrenebiliyorlar ve biz de elimizden gelen desteği her anlamda kendilerine veriyoruz. Hiç kuşkuları olmasın ki çok donanımlı, çok bilgili ve her alanda bilgi sahibi bireyler olarak üniversiteden mezun oluyor öğrencilerimiz. Evet, Beykent Üniversitesi'nde okuma avantajlarından, daha doğrusu ayrıcalıklarından bir tanesi de akademisyenlerle bu kadar birebir yakın çalışabiliyor olmaları. Bence en kıymetlisi de bu. Kazanımı zor elde edilen ayrıcalıklar diyebiliriz. Teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Evet, bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nur Günbal bizlerle birlikteydi. Bölüm özelinde detaylıca kendisiyle konuştuk. Bölümü yakından tanıdık. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında yeniden karşınızda olmak üzere veda ediyoruz. Hoşça kalın.